Rahmetli Barış Manço'nun bir şarkısı var. Hani böyle nasıl anlatsam bilemiyorum diye. Ondan sonrasında hani hangi taraftarlar nasıl söyler bilmiyorum. Ama gerçekten nasıl anlatsam bilemiyorum. Kadıköy'de enteresan şeyler oluyor. Şu anda kaleci Altay Yaşar Kemal Uğurlu'nun yanında. Yaşar Kemal Uğurlu'nun umrunda değil. Fenerbahçe 2, Ümraniye Spor 2, Ümraniye Spor penaltı atacak mı atmayacak mı? Ceza sahası içerisine girerken kırmızılı futbolcu yerde kaldı. Sarı lacivertli çubuklu futbolcu rakibini indirdi mi indirmedi mi? İndirdi de ceza sahasının dışından mı indirdi yoksa içinde mi indirdi? Buradan gördüğümüz kadarıyla bizim de kendimize göre yorumlarımız var. Kadıköy'de şu anda taraftarlar sessizlik içerisinde. Ali Başkan geçen gün demişti ki taraftara ihtiyacımız var. Penaltı. Evet, Yaşar Kemal Uğurlu VAR'la konuştu. Penaltı. Şu anda penaltı atışını kullanacak Ümraniye Spor. Dakikalar 73. Sevgili seyirciler, 73. dakikadayız. Ümraniye Spor Kadıköy'de. Fenerbahçe karşısında penaltı atışını kullanacak. İki maçı da 1-0 kazanmıştı Türkiye Kupası'nı hatırlarsanız. Ve bugün de yine Kadıköy'de rakibine 2 gol attı. Ümraniye Spor öne geçmek üzere. Valencia'da penaltıyla başlamıştı maça. Aynı kaleye. Ümraniye Spor 3. golü yakın ve top ağlara gidiyor. Altay sağ tarafa, top sol tarafa gidiyor. Ümraniye Spor İstanbul'da Kadıköy'de 3-2 önde. Ümraniye Spor Kadıköy'de 3-2 önde ve Ümraniye Spor'u taraftarlar seviniyor. Evet, Fenerbahçe 3-2 mağlup durumda. Gerçekten enteresan. Geçen sene TFF 1'de çok önemli işler yapan Recep Hoca'nın öğrencileri, ki Recep Hoca biliyorsunuz Abdullah Avcı'nın çok önemli bir ismiydi. Yanında hani staj demeyeceğim çünkü ayıp olur. Gerçekten en az Abdullah Avcı kadar futbolu bilen, futbolu okuyan, futbolun bilimsel yönüne önem veren bir isimden bahsediyoruz, Recep Hoca. Ve bugün, evet, şu anda zaten gol sevinci de şöyle yapıyor. Ümraniye Spor İstanbul'da Kadıköy'de Mırsic'in attığı golle Fenerbahçe karşısında, İstanbul'da diyorum, Kadıköy'de hemen dibinde zaten Ümraniye Kadıköy, indi bindi gibi yani neredeyse. Şimdi Fenerbahçe karşısında 3-2 öndeler. Şimdi enteresan şeyler olacak. Jorge Jesus maçtan önce dedi ki, tıpkı Ali Başkan'ın bundan 2-3 hafta önce söylediği gibi, bizim için önemli olan Süper Lig. Yani Avrupa değil. Bizim için önemli olan Süper Lig. Geçtiğimiz günlerde, ki akışımda var, buradaki akışımda var, birazdan konuşacağız. Demişti ki Jorge Jesus, benim önceliğim Süper Lig. Süper Lig. Bugün maç öncesinde mantıklı bir şekilde konuşmak gerekirse gibi, yani ifade bu şekilde başlıyor. Benim önceliğim bu maçı kazanmak. Yani Süper Lig, bizim önceliğimiz Avrupa falan değil. Bizim önceliğimiz Slovaçka ya da ondan sonra Avusturya Wien falan değil. Bizim önceliğimiz Ümraniye, bizim önceliğimiz Galatasaray, bizim önceliğimiz Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Ankara Gücü karşılaşmaları dedi. Yani bunları tamamen böyle söylemedi. Bir cümle yetti zaten. Emir, söyler misin, sana zahmet, tam cümleyi söyleyelim de yanlış anlaşılmasın. Şimdi Rasim koşarak geliyor mutluluktan. Ben anlamadım Rasim. Ümraniye minibüsüyle geldim diyor. Ne Ümraniye minibüsü? Ümraniye minibüsü. Dün ne dedim? Hayır, bir dakika, ne istedi? Ümraniye minibüsü mü? Ne yapacaksın Ümraniye minibüsünü ya? Ümraniye, Üsküdar Ümraniye'de otobüsü getirelim, kuşaya stüdyoya koyalım. Ümraniye minibüsü istiyor. Hoş geldin. Ya Ertem'ciğim, şimdi ben tabii Ümraniye'nin yenmesine çok memnunum ama... Sen tatilden mi geliyorsun Rasim? Bana penaltı gibi gelmedi. Sen ne diyorsun? Bence dışındaydı sanki. Bence de dışarıdaydı. Şimdi geldim bak, ben hani artık bunda olunca yayına geleyim dedim. Görüyorsunuz değil mi ne kadar? Yani ya tamamen ben gerçekten tarafsız. Bana dışarıda gibi. Bana penaltı değil gibi geldi. VAR'a da gitmesine rağmen. Bu Yaşar Kemal Uğurlu zaten benim biliyorsun biraz mesafeyle baktığım arkadaşlardandır. Evet, evet. Geçen sene ben seni izliyordum. Evet. Sen o zaman konuşmuştuk seninle. Yani bana tuhaf geldi. Sana da dışarıda gibi geldi mi? Vallahi dışarıda. Ben burada kameraman arkadaşlarıma Allah sor bak. Arkadaşlarıma da sor. Hepsine, yani taraflı tarafsız. Bizim sevgili Ultra Aslan bile ceza sahasının dışında dedi. Yani bana da bir karış dışında. Bana pozisyon orada başlıyor yani. Evet abi, yani Allah Allah ya. Çok ilginç ya. Yani ama Fenerbahçe çok kötü. Ümraniye... Çok kötü, o kesin de. Neyi? Ümraniye küçükse otobüs. Dolmuş Ümraniye. Arkadaşlar.
Ya bir şey söyleyeceğim. Havan başı. Hekim başı. Ya Übra hekim başı. Übraniyeci müthiş bir şey olur. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu alın şimdi ne olur arkadaşlar. Rasim niye böyle bir şey istiyorsun? Niye böyle bir şey istiyorsun gelir gelmez? Bak geldin diyorsun ki. Objektif yorumumu yaptın bak. Penaltı değil. Lipozisyon dışarıdayım. Bir şey söyleyeceğim. Bugün bana diyorlar ki. Abi yine muhteşem o bakışlarınız, görüntüleriniz falan böyle ama. Yıktık ortalığı sahilde. Hayır. Hayır adam diyorum. Bugün gençler sıralıyor. Aydemir Akbaş, Ali Poyrazoğlu, Hadi Çaman. O dönemde yaşamak istiyorlar. Ya benim oğlum diyor ki baba onlar kim? O filmlere, gittim. Bak, yukarıda ben onlarla tanıştırırım tabii dedim. Türk sinemasının önemlisi mi? O filmlere gittim. Gittim. Ya bu yüzden ben gidemedim, yetişemedim. Nasıl yetişemedim? Senin yetişemediğin bir şey olamaz. O imkansız. 1960'lara 50'lere yetişen adam onlara nasıl yetişemiyor? Hayır yetiştim. Her türlü, siyasi olaya yetişmiş adam buna nasıl? Sen Alman sineması seversin. Nereden çıktın? Gece yarısıları Alman sineması. Yok be abicim nereden çıkarttın? İzlerdin itiraf et. Niye? Bak sen soruyorsun ben eve gidiyorum. Hanım diyor ki gerçekten doğru mu? Rasim yalan söylemez diyor ya. 92-93'lerde izliyordun doğru mu? Neyi izliyordun? Tuttum. Ya bak. Tuttu Fritti vardı hatırlıyor musun? Tuttu Fritti evet. Neydi? Çok popüler bir popüler bir programdı. Evet. Yasemin. Neydi? Starda. Pardon, sansür basır yok. Yok. Nereden biliyorsun bak hatırlıyorsun yetişmişsin. Ama o günlere yetişmişsin. Arkadaşlar yok o zaman. Ya yok. Sevgili seyirciler var ya haklısınız. Nereden getirdin şimdi konuyu buraya? Tuttu Fritti izler mi? İtiraf et. Tuttu Fritti yemin ediyorum. Göster. Bir dakika. Ya şimdi bak sen benim ne zaman yalan söylediğimi gördün hiçbir zaman. İzledim. İzlemeyen var mıydı? İzlemeyen var mı? O da Türkiye için yenilik. İzlemeyen var mı? Bak yalan söylemeyiz. 15-16 yaşındaydı değil mi? İlk başladı. 90-91. En kritik zamanlardı. En tehlikeli zamanlardı. Sen 15-16 yaşında İstanbul'da mıydın zaten? Tabii ki. İstanbul'da. Ben 2 yaşımdan beri İstanbul'daydım. Senin köken Malatya. Yani. Babam 2 yaşında İstanbul'a geliyor. İstanbul'da ondan sonra... Sonra Muğla. 18 yaşında Muğla. 20 yaşında Muğla. 19-20 yaşında Muğla. 90'ların başında İstanbul. Tabii. Başlıyordun Tuttu Fritti'yi. Muğla'da bir üniversiteler hangisi? Yapılmıştı. Çok Muğla Tıp Fakültesi. Sıtkı Koçman çok güzel. Sıtkı Koçman çok değerli bir isim çok biliyorsun güzel. Bile yani. Peki ben bir şey Muğla bir de çok demokratik bir şehirdir tabii biliyorsun canım, değil mi? Şey yaşanacak şehir ya. Çok zaten. Aynen vallahi bak. Marmaris'te. Buradan Necat Altunsoy abime çok selamlar. Necat abiyi çok severim. Bakalım. Onun elinde yetiştim. Muğla Şah TV'de çok önemli işler yapmıştı. Orada başladı. Necat abi. Mabolla. Muğla'nın eski ismi Mabolla. Tuttu Fritti izlerken mi televizyon? Ona karar verdim. Hayır abicim niye öyle? Bir şey söyleyeceğim. Tuttu Fritti. Ne olmadı? Ya evet daha Serkan diyor ki daha 12 olmadı saat diyor. Yani Allah aşkına. Ya abi böyle sohbet olur mu Tuttu Fritti? İçerik yok. Tuttu Fritti kim biliyor? Tuttu Fritti diye millet dakika şekerleri falan geliyor. Ben küçükken 13-14 yaşındayken Beyaz Futbol YouTube kanalına abone oluyordum. Hissediyordum bu günleri. 89'da daha şey yok. Özel kanal yok nasıl hissediyorsun? Daha Osman Bey yok. O da 5 yaşında. 5 yaşında. Çok selamlar burada. Ama 5 yaşında ileriyi görüyor Osman Bey. Ama dur. O zaman da Keçiören Belediye Başkanı kimdi? Melih Gökçek. Sayın Melih Gökçek. Aynen öyle. Aynen öyle. Melih Başkanımın ellerinden öpüyorum. Osman bir yaşında. Evet aynen. Melih Başkanımın ellerinden öperim. Ama ileri görüşürüz. Ümraniye. Abi niye Ümraniye ya? Ama bir şey söyleyeyim mi? Yapıldı. Bak al yukarıda Allah var. Şimdi Ali Koç deliriyordur. Ali Koç kızarmış. Sinirden kuduruyordur. O Kadıköy'de eminim. Ama haklı adam. Ha, kavga ettim diye benim insanlara duruşum adaletli perspektifim saçını değişmez. Tamam. Ama gerçekten Fenerbahçe enteresan. Ahmet Hoca'ya soracağız. Oo, yani Ahmet Hocam. Şimdi Yaşar, bak, Kemal Hoca gelecek ne diyecek biliyor musun? Mı? Operasyon var diyecek hoca. Buyur hoca. Hocayı gösterir misiniz hocam dur. Hocayı hocam, gösterir misiniz? Alıp getirmek Jimmy, istiyorum. Hocayı gösterir misiniz? Hocam Türk futbol tarihinin en büyük 3 hakeminden biri. Estağfurullah. Gel. Bir dakika dur evladım dur maçı. Hocam doğradılar diyorum ben. Maçı göstermedin hocayı bir gösterseniz. Hocanın maç izleyicisini gösterin arkadaşlar. Şu gösterin. Ben maçı izliyorum. Hocam birazdan Yaşar Kemal Fener doğradı mı? Bir dakika. Bir dakika evet aynen öyle hoca kalsın son orada. 8-10 dakikasını izleyeceğim. Devam edin aynen ben öyle izliyoruz. Gazetem sabah 5 dakikada yazıyor. Yazdıracağım sonra hocam paket. Kısaca özetle hocam. Fenerbahçe asla iyi oynamadı. O kötü berbat oynadı. Hiçbir lafım yok. Pozisyonlar var ama çok ciddi. Hakem skandalı yaşanıyor. Hocam Fenerbahçe sayfaları ayakta. Tırnak içerisindeki yüz karası. Yaşar Kemal değil mi? Türk hakemliğinin tırnak içerisindeki soru işaretli hakemi bu akşam katli. Kimse abi yine farkında değil. Ya. Ümraniye'yi severim. Çok da iyi takım. Ama Ümraniye'nin bulduğu 3 golde de mutlak hakem hatası var. Müziği açın, müziği açın arkadaşlar. Penaltı tamam da diğerlerine de mi? Ne penaltı ne? Penaltı boş. O penaltı yanlış. İlk gol offside. Aa.
İkinci golde de korner değil. Out. Bakın göreceksiniz. Hocam derin futbol operasyon yapalım mı bu gece? Ne? Derin futbol operasyon. Tabii ki. Etiketimiz operasyon derin var. Futbol operasyon Ahmet Çakar istedi. Derin ben futbol operasyon. Ya görüşün kolayı var. Ah görüntüyü alabilsek göstereceğim. Hocam peki ben bir şey diyeceğim. Sen mi söylüyorum? Evet. Penaltının yani İmran'ın üçüncü golünün dışarıda olduğunu bana göre de bile bile bu adam nasıl penaltı veriyor ya? İşin kötüsü dışarıda ama orada Fenerli oyuncunun kırmızı derin kart görmesi. Derin futbol operasyonu arkadaşlar. Hayır denir ki amaç ne? Hayır yani ben bunu gerçekten anlamıyorum. Ne Fenerbahçe gibi bir kulüp. Dur gece uzun olacak. Ertem şu maçı bitireyim. Gazetemeye sabah. Hocam bir şey söyleyeceğim. Biraz orada seyredin harika gidiyor. Telefonunu biraz gösterme. Telefonunu gösterme. Niye bir şey yok telefonda? Olsun gösterme. Niye görürsün hocam? Hocam ne yapacak senin gibi hocam? Ne yapacak? Ben ne yapıyorum sanki Rasim'ciğim? Bir şey yapmıyorum ki. Allah Allah hoca ne yapacak diyor ya. Bir şey mi yapıyorum? Sen tuttu Fritti izlerken hocam Türkiye'nin en büyük hakemiydi 90'da. Hoca da izlemiştir. Hoca da izlemiştir. Hocam da izlemiştir. İzlemeyen yoktur ki. Tuttu Fritti biliyorum ben açık saçık. İzledin hocam kabul et. 91 Türkiye'sinde. Hangi kanalda mıydı? Niye izlemesin? Herkes izlemişti. İzledi. Hocam dürüst adamlar. İzledi tabii. Yani hocanın izlemedi. Herkes izledi. Sevgili seyirciler Fenerbahçe'nin 3-2'lik mağlubiyeti devam ediyor. Ama Kadıköy'le gerçekten enteresan. Çok tuhaf. Bakın Ahmet Hoca karşılaşmayı nasıl izliyor? Ahmet Hoca. Yazsana şimdi altta yazsana. Ahmet Çakar. Kadıköy'de hakem rezaleti yaşanıyor. Hakem rezaleti. Ahmet Çakar. Kadıköy'de hakem katliamı. Yazar mısınız? Burada haklı. Kadıköy'de hakem katliamı diyor Ahmet Çakar. Bir kez daha rica edeceğiz. Derin aynen futbolda derin futbol operasyonu. Hocam bir bakar mısın? Kadıköy'de ne dedin hocam? Kadıköy'de katliam. Hakem rezaleti yaşanıyor. Kadıköy'de hakem katliamı diyor Rasim Ozan. Penaltı asla penaltı değildi. Yaşar yayındayız Kemal şu anda. Oğlu göz göre göre Fenerbahçe'ye haksızlık yaptı. Sesini, sesini kısın Ahmet Hoca'nın. Sesini kısın arkadaşlar. Derin futbol başladık. Canlı Erken, yayındayız efendim. İlk iki golde de ihlal var diyor hoca. O bana biraz abartı gibi geldi. Senin objektif kanaatine. Ben şöyle gollerle ilgili çok net konuşmuyorum ama Valencia ile Araon'un da pozisyonlarında bir kırmızı kart var mıydı yok muydu onları da konuşacağız. Evet. Yani acaba ilk yarıdaki diyeti mi? Heh yine Eyyam. Yine Eyyam mı var bak ya ben o taraftan abi, bakıyorum. Yaşar Kemal bir kere kötü hakem. Bir kötü hakem maçın kontrolünü sağlayamıyor. Zaten yani. Yaşar Kemal ismi yazar ismi gibi. Aynı. Ya abi tabii Yaşar Kemal de yazık. Rahmetli Yaşar Kemal de çıkıp mezarından Allah senin belanı versin diyecek yakında ya. Yani. Ya zaten ona dayanıyor. Adanalı zaten galiba bu Yaşar Kemal oğlu. Ya koskoca Yaşar Kemal Türk Edebiyatı'nın en büyük ikinci ismi. Orhan Pamuk bir Yaşar Kemal iki adamın ismini... Yaşar Kemal Uğurlu'yla kötü anılıyor ya. George Jesus arkanda Rasim bak. Çok Jesus tehlikeli geliyor. Abi. Yani, ben şunu anlamadım bak. Bak Yaşar Kemal'in Eyyam anlayışına göre o kesin. Eyyam anlayışına göre bu üçüncü golü vermemesi gerekirdi abi. Penaltıyı vardı iptal etmesi gerekirdi. Ben onu anlayamadım. Doğru. Bak Vara'ya gittin o zaman. Vara'ya gittin. Yaşar Kemal bir de Eyyamcıdır. Dengeler mengeler. Abi Kadıköy'desin. Nasıl verdin abi? Onu çözemiyorum. Sana neden niye olduğunu söyleyeyim. Neden olduğunu söyleyeyim. Sen söyle. Söyle. Futbol, Rasim'e yazacağım sadece. Müziği açar mısınız biraz? Müziği açın ama ses çıkartmayacaksın. Söyle. Söz mü? Söz söz. Yazacaksın galiba. Müziği açın. Anladım anladım. Ama bu başlangıç çok güzel. Anladım. Bütün sosyal medyası. Evet anladım. O da dedi ki eyvah. Bekle bu kimin işidir genelde? Yalnız bak ben Ali Koç'un orada da biraz önden haksızlık ettiği kanaatindeyim Mehmet Büyükçü'ye. Ama bak daha bu dakika bir gol. Hele bu maç böyle biterse ben sana söyleyeyim Mayıs'a kadar bu lig bitmez arkadaş. Bak bu da benim manşetim olsun. Bu lig bitmez. Ben açık ve net bir şey söyleyeceğim. Yazın, ama bir şey söyleyeceğim. Bak oha açık ve net bir şey söyleyeceğim. Söyle abi. Eğer burada Fenerbahçe'ye bir operasyon çekiliyorsa bu ayıp. Bunu bu rezillik. Bu eğer ben de bir kabul edemem. Hani ben bekleyeyim intikam soğuk. Yenen mezedir. Soğuk yenen bu bir soğuk mezedir sıcak, daha ise. Yeni, daha bu yeni mi? Bak yazın ortasında 58 derece i̇ntikamı 60 derece. İntikamı da beceremem. Nem oranı kaç? 80-90. Yani geberiyor ise. Şu an bak, şu an Ertem çipil çipil terliyor bak hale bak. Şurası ıslak, doğru mu Ertem? Aynen öyle, vallahi sırılsıklamım. Çok net söylüyorum, samimiyetimle söylüyorum. Bundan iki ay önce, hatta sosyal medya hesapları da Fenerbahçe'nin bir anda ne oluyoruz dedi ki, ben bile öyleysem bana da bu, ben de sorgulanmalıyım. Tabii Türkiye'de canım. Herkes sorgulanabilir ya. Tabii bu canım. Net bir şekilde ama... Eğer bunun diyetini Fenerbahçe'ye bedeli ödetiliyorsa bu çok yanlış olur. Bu yanlış.
Eğer böyle bir şey varsa. Çünkü net bir vallahi şekilde bak, ceza sahasının dışı. İlk iki gol için tartışırız. Ama üçüncü golde penaltı olduğunu asla ben düşünen biri olduğunu da zannetmiyorum. Hocam yani şunu da yazınıza mesela yazır mısınız? Hocam çok önemli. Serkan Kırıntılı'ya sorsanız o bile görmüştür Fenerbahçe'nin eski kalecisi. O bile görmüştür oradan penaltı olmadığını. Olamaz. Bak Serkan Kırıntılı bile. Evet. O bile görmüştür. Bak ben Fenerbahçeli falan değilim. Değilim. Ama ben haksızlık değilim karşısında susan dilsiz şeytandır. Kabul edilemez. Hani net bir şekilde söylüyorum. Bu olmaz. Aynen. Bu Galatasaray'a, Beşiktaş'a. Ben Türkiye'nin en anti Fener adamlarından biriyim. Öyle tanırım. Benim kanaatim. Niye koştun ya? Dedin ki böyle bir şey yok dedin ya. Benim kanaatim Erman Toroğlu'la reddedecektir. Benim kanaatim o da anti Fener bilinir bilmem ne Ali Koç'la şeyle ama yani bu ya, ya Yaşar Kemaloğlu kötü bir hakem kardeşim ya net bu ya. Abi bu penaltı nasıl verilir arkadaş ya? Ha bu Eyyam anlayışına da uygun değil işte orada kafam karışıyor. Senin dediklerin o zaman bana ikna edici geliyor. 2-2 olmuş Eyyam'ını yapmışsın orada bırakır abi. Bir de VAR'a gidip verdi. Yani evet abi. Ben anlamadım abi. Ben de anlamadım. Hani VAR'a gitmezsin de verirsin. Abi VAR'a gitti bir de verdi ya. Ya abi. Hani derler ya İtalyan verdi. İtalyan bile vermez bunu bak. Bunu İtalyan bile vermez. Verdi İtalyan. Evet abi bunu İvan Bebek vermez bak. Hocam bunu İvan Bebek bile utanır biliyor musun? İvan Bebek Fenerbahçe'yi Portekiz'de bitiren Braga karşısında. Braga maçıydı değil mi? Braga karşısında bitiren. İvan Bebek. Bebek yüzlü şeytan İvan Bebek bile. Ben bir kere hatırlıyorum İvan Bebek hakem olmalı dedi. Abdülkerim Duras çıldırdı masada. Evet. Evet. Yani. Arkadaşlar çok net söylüyorum. Bakın sevgili seyirciler. Ya İvan Bebek'in abi fotoğrafını istiyorum. Hangisi evet, daha evet tehlikeli Fenerbahçe için? İvan Bebek mi? Yaşar Kemal Uğurlu mu? Yaşar Kemal Uğurlu mu? Yani olacak şimdi Yaşar hocam. Yaşar Kemal de benim arkadaşımdır bu arada. Geçen tabii sene olsun çok konuştuk. Tabii tabii. Çok konuştuk. Yani Ahmet Hoca da konuşmuştu. Şimdi hocam inkar etmesin. Hoca da söylemişti. Ben hocaya söyleyeceğim. Bundan hocam birkaç Yaşar Kemalci çıktı. Hayır. Hocam bundan birkaç sene önce konuştu. Evlat dedi bak bu insanların eli bir kere geçer. Ben büyük senden umutlu, umutluyum gibi bir şey söylemişti. Şimdi hocama soracağım doğru mu değil mi? Bak Jorge Jesus. Yani enteresan geldi bana ya. Bu gerçekten tuhaf abi, biliyor musun? Enteresan geldi ve Fener de dağıldı. Yüklenemiyorlar ha. Abi bak ya benim dediğim aklı çıkıyor. Ben Ümraniye yenecek dedim ama. Yani böyle de galibiyet böyle bir penaltı. Ya Ümraniyelileri de seven bir insanım ama. Vallahi billahi ya. Hay Allah. Ya ama Ümraniyeli ayrı mı yapmayalım ne olur sen tabii, yapma tabii, bari bunu. Ümraniyeliler, Kadıköylüler. Seviniyorlar, seviniyorlar yani bu şeyi atmak bak ben bunu senden öğrendim biliyor musun? Bak tabii yemin ediyorum ama sana. Ümraniye hiç ben Süper Lig'de Ümraniye hatırlamıyorum ya bu yenilik yani Türkiye için. Bak güzel ben bunu Dinamo Kiev maçında yaşadım. Dedim ki ya biz kalbimizde pasaport olmayan insanlarız. Biz hani sınır çizgilerini aşmış. Abi, keşke dünyada aynen, sınır çizgisi olmasa. Keşke yani aynen, denizlerde aynen, nasıl sınır çizgisi? Ümraniye 4'e gidiyor bak. Yani Ümraniye 4'e gidiyor. Allah. Fener toparladı. Hocam Fenerbahçe daha dakika bir büyük travma yaşayacak ya. Yani gerçekten enteresan. Hocam ben sana şunu sormak istiyorum hocam. Durun beyler şu maçı bitirelim. Gece otur hocam olacak. İzliyoruz. Yaşar Kemal. Gözlüğüm nerede benim? Maçı kötü yönetti. Eyyamcı bir şeyi vardır doğru ama VAR'a gidip bir de üstüne Ümraniye'nin 3. golüne sebep olan penaltıyı vermesine ben şok olmuş durumdayım. Ya VAR'a gidiyorsun, evet, dışarıda olduğunu görüyorsun. VAR'a gitmiyor. Gitmedin mi VAR'a? Hocam VAR'la konuştu VAR'la telefonda. VAR'la konuştu hocam saçmalama. Telefonda diyorum şeyle kulaklıktan. VAR'la konuştu. Işte. VAR hakemi şey yaptı. Evet. Hocam VAR hakemi Alper Ulusoy muydu? Bir bakın bakayım. Bir kimdi arkadaşlar VAR hakemi? Ben bu hiç çözemedim. Özgür Yankaya. Eyvah. Özgür eyvah, Yankaya. Eyvah. Erkan Engin. Hocam Erkan Engin Avar'da. Özgür Yankaya. Kadir Tozlu gözlemci. Yunus Yıldırım gözlemci. Orhan Tatar temsilci. Kirami Çelik temsilci. Süleyman Basa temsilci. Bilal hocam, Satıcı sofra, temsilci. Hocam sofra kurulmuş mu? Ya bu Türk hakemliği sorununu nasıl çözeceğiz ya? Yok abi böyle bir olay. En sonunda Ahmet Hoca'ya diyecekler yabancı ki otur şuraya. Aynen. Bak. Hocam ya yabancı bu hakem akşam MHK başkanı olsan ne yapmıştın bunu görseydin? Ben zaten bu maça vermem ki Yaşar Kemal Uluğ'u sahaya çıkartmam ki. Bak ne dedi? Ben Yaşar Kemal Yaşar'ı bu maça vermezdim. Maça yazar mısınız arkadaşlar? Yaşar'ı bu maça vermezdim. Bunları tek tek tweet atar mısınız? Abdurrahman'cığım. Kaç dakika verdi görebiliyor musunuz? Kaç dakika verdi? 90 artı 53'te şu anda. Hayır kaç dakika verdi görebiliyor musunuz? Kaç dakika verdi? Gören var mı arkadaşlar? Son i̇nanılmaz derece doğal ve hiperaktif bir yayın oluyor. Onu çok söyleyelim. İnanılmaz. Eyvah yayın geldi. Vallahi geldi.
Rasim yine ağzıyla attı. Rasim yine ağzıyla attı. Evet, Rasim dün de Gomis'in ağzıyla attı. Dün de Gomis gibi attı. Dün de attı, bugün de attı. Bak bu iki videoyu bağlayın. Fener attı. Dün de attı, bugün de attı. Bak George Jesus'un ailesi. Yo Berisha attı, enteresan. Uzatma satılacak denilen Berisha attı. Bizim arkadaşlara seviniyor, haklılar tabii yani. 3-3 oldu. Şimdi Sinan abi, Türkiye ayağa kalktı. Olacak pozisyon şey. Dışarıda herkes inanılmaz. Fenerbahçe sayfaları, Fenerbahçe, hatta Galatasaraylılar bile hangi pozisyonu yapmıyorlar? Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu. Ümraniye'nin 3. dışarıda bir de Fenerbahçe'nin yediği gol da offside. Tabii bak Sinan abi de söyledi. Bence offside. Şimdi Berisha, enteresan olan şu, Valencia'yı gönderecek dediler, göndermediler. Evet. 2 gol attı. Abi Berisha, uzatmanın dakikasını öğrensenize. Bitiyor hocam. Hayır bitiyor diye kaç o dakikalar önemlidir o işte. 3-3. Enteresan bir karşılaşma. Çok 3-3. Enteresan. Çok Kadıköy'de manyak, gol yağmuru. Manyak bir maç, manyak. Manyak niye manyak diyorsun? Bak abi bir öyle bir böyle böyle bir şey olur mu ya? O penaltı nasıl verilir? Benim hala kafam basmıyor ya. Nasıl verilir arkadaş ya? Üstelik VAR hakemiyle konuşuyorsun abi. Bir dakika abi. Arkadaşlar 90 artı kaç bir söyler misiniz bana? Kameraman arkadaşımdan da rica edeyim oradan. Uzatma dakikasını istiyorum. 90 artı 2 de 60 hocam. 90 artı 3 kaç vermiş ama? 90 artı kaç verdi? Yani. Kaç dakika daha maç sürecek? Allah. Emir. Bu lig böyle gitmez ha. Fener yenilseydi çok daha kötü olurdu. Bitmek üzere mi? Bitmek üzere. Ya bu kadar üzere mi zor soru soruyorum ya? Ben de aynısını söylüyorum hocam. Ne yapabilirim? Rejide 25 kişi var şu anda. 90 artı 7. 6 7. Artı 7 mi verdi? Artı 7. Evet. Artı 7 vermiş. Fener artı 7 vermiş. Şu Fener anda kaç? Kazanabilir. 90 artı 4 mü? 3. 90 artı 3, 4 dakika daha var. Altay uzun oynadı. Rakip ceza sahasının ön çizgisine doğru savunma. 1, 2, 3, 4, 5. Bütün atlarıyla Ümraniye Spor. Bak Ümraniye Spor korkak oynamıyor. Çok cesur ve hızlı çıktı. 1, 2, 3, 4, 5 kişiyle çıktı. Vallahi Ümraniye atabilir. 90 artı 4'te 5 kişiyle çıktı. Gol geldi. Hani 3-3 olsun da gideyim demiyor. Yok demiyor. Abdülkerim nerede? Ana kız, Fenerler bir ağlıyor. Küçük bir kızımız statta şu anda çok heyecandan. Değil. Küçük çok hocam. Küçük değil. 17-18 var hocam. Bana göre bana göre küçük. Benden 20 yaş falan küçük, 25 yaş. Yani 20 değil de 30 galiba. 30 yaş falan küçük. Niye ben 50 yaşında mıyım? 47 değil mi şu an? Evet. Her ne kadar 37 göstersen de. Aydemir abi arada yayına gelecekmiş. Aydemir Akbaş. Sinan abi Ertem diyor ki ben Tutu Fritti'lerle büyüdüm diyor. Ya öyle bir şey demedim ya. Rasim'cim öyle bir şey demedim. Ama ya yedinci o 91 senesi. Ya Rasim nereden aklına geliyor bunlar senin? Ya Rasim çok tatlı ya. Evet, Beyaz Futbol resmi TikTok hesabımız var. Birazdan Ömer canlı yayın yapacak oradan. Beyaz Futbol resmi TikTok hesabımız. Onu da söyleyelim lütfen. 09 takip kahvaltı. Eder misiniz arkadaşlar rica etsem? Onun öğlen yemeği. O şey mi sevgi bu? Diyet planı mı? Gece ara öğünü sinek. Bu ne o diyet planı mı? Hocam. Hocam diyette misin? Ben de diyete girmem lazım. Ayı gibi oldum. Hadi bakalım ne oluyor şimdi? 3-3 mü 4-3 mü? Biter böyle. Böyle biter ya hocam, böyle biter. Fener alır dedin ama. Böyle biter ya. Sayın Çakar. Ya bu Yaşar Kemal Uğurlu olayını anlamış değilim ben arkadaş ya. Adama gittiler bir de bu maçı verdiler ya. Vay anasın ya. Ya versinler sezon başı da Rasim ya. Öyle de abi Yaşar ya sezon Kemal başı çok ya. Problemli bir hakem misin lan abi? Ama daha sezon başı belki problemlerden arınmıştır. Ya. Abi pırıl pırıl kolay ya. Pırıl. Kolay şimdi ya. Ha şimdi abi, kolay anladın mı? O penaltı niye verir abi? Bak yılları futbol adamı. Ama o vermiyor ki abi. VAR veriyor. Hayır, herkes veriyor abi. Abi penaltıyı o verdi ya. O verdi. Hocam verdi de VAR'da iptal etsin. Aa. Yani öyle demeyin. VAR'da iptal var etsin. VAR karışmıyor evet. VAR'da iptal etsin. Ama variz dışarıdaydı be abi. VAR'da iptal etsin. Yani tartışmalı bir penaltı değil bence. Variz dışarıda. Sinan abi Yaşar Kemal Uğurlu'ya güvenir misin? Ne açıdan? Yani sahada bir güven verir mi sana? Hani sen böyle hani dersin vermiyor, demiştin yani yıllar önce. Korkma vermiyor. Kudüs'ü diye. Ki vermiyor. Tarihe ben geçen bir sözü. Seni korurum. Bak vermiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Tarihe geçmiştir o. Vermiyor. Vermiyor değil mi? Bana göre güven vermiyor. Ya iyi hakem olarak vermiyor. İyi hakem değil. Deplasmanda yani, Yaşar Kemal Uğurlu istemezsin. Karakterinden dolayı veya şeyinden değil yani. Tabii canım karakter. Hakemliğini beğenmiyorum. Deplasmanda Yaşar Kemal Uğurlu istemez. İç sahada istenebilir hocam ama yani iç sahada da Fener doğradı. Demek ki iç sahada da ilginç. Tamam da varlar ki Mertom. Söylüyorum hemen sana abi. Geçen sene oğlunun bir rahatsızlığı vardı. Hocam geçen sene de böyle bir sıkıntı yaşamıştı hatırlarsın. Allah Allah. Kadir hocam, Özgür Yankaya Sinan abicim. Birinci yani VAR hakemi Erkan Engin Avar. Galatasaray'la Özgür. Oo.
Özür Galatasaray'la. Ya Türk hakemliği diye bir problem yazalım. Var abi ya. Gol oldu. Yok. Oo, Serkan Kırıntılı. Bir de bu çocuğa laf söylerler abi, baksana. İnanılmaz, çok çok dürüst bir insan ya. Ben çok severim Serkan Kırıntılı'yı. Senin hukukunda vardı sanırım. Ben çok severim abi, yani çok severim. Apo abi çok üzgündür ha, eminim Apo, şu an. Apo içeride felaket teskin ediyordum onu. Eyvah. Ama golü görmedim ben de. Berişan'ın attığı golü. Yayına gelirken. Tam gelirken, evet sen gelirken oldu. Yayına gelirken bak. Ki Berişan'ı göndereceklerdi Sinan abi, biliyorsunuz değil mi? Yine evet. Gönderebilirim yani... Bence bir mahsur yok. Sen beğenmiyorsun Berişan'ı. Aynen öyle, bravo Sinan abi. Diyor ki bak, cumartesi günü Beşiktaş kazanmasına rağmen. Aynen işte. Bak son 20 dakikada yarım saat skora göre konuşmadan dedi ki hiç 1-0 1-0 önemli değil dedi. 4-5 tane transfer olmazsa olmaz dedi. Yine ben söylüyorum, bu takıma İrfan Canlar falan girsin. Bravo. Bu takıma bak, bu takıma bir tane kaleci lazım. İrfan potansiyeli çok yüksek oyuncu. Bu takıma kaleci. Size bir şey söyleyeyim mi? Sinan abi çok şahane bir yerden yakalamış. Takıma kaleci lazım. Bana santrafor diyor. Bakın bunu yazın. Bana gelen istihbarat da oydu. Herkes santrafor diyor. Bitti. 3-3. Herkes santrafor diyor. Bu takıma aslında kaleci lazım Fenerbahçe'ye. Santrafor tamam da kaleci lazım. Kaleci yok. Bir de stoperler falan filan. O sol bek falan. Novak bunlardan daha iyi sol bek. Bak iddia ediyorum. Ben onun için Fenerbahçe takımında enteresan işler dönüyor. Bu Jorge Jesus'u anlayamıyorum. Tamam, onu da koy. Nasıl bir transferler yapmış? Nasıl bir 11 yapıyor? Zayiç geçen sene ikinci iyi oyuncusu. Şey vakası. Zayiç geçen sene en iyi oyuncusu. Zayiç oyuna falan giriyor. İnanılır falan gibi değil ya. Evet. Devrim Zengi birazdan basın toplantısına da girecek. Kameralar Berisha'da şu anda. 3-3 bitti. Şimdi. Müziği biraz daha açabiliriz. Delirim İstanbul'da Fenerbahçe Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldı. Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz henüz stüdyoda değil, gelecek. Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Bir de özür diliyoruz. Tabii. Dün akşamleyin. Biraz abarttınız. Seyretmeden Fenerbahçe'yi seyrettiğimiz maçlara göre. Fenerbahçe bugün çok iyi oynamadı. Evet. Ama bugün Ümraniye Fenerbahçe'yi dirençliydi. Hakemler doğradı. Vay, o doğru. Fenerbahçe'nin, bak ben sana söyleyeyim. Yazalım Sinan Engin. Fenerbahçe'yi bugün Fenerbahçe doğrandı. Doğradı ve erken doğramaya başlandı. Evet. Fenerbahçe erken doğranmaya başladı arkadaşlar. Evet. Erken doğrandı Fenerbahçe. 7 gol offside, bilmiyorum hocam birazdan söyleyecek. 7 gol offside ve penaltı pozisyonunda dışarıda. O dışarıda oldu. Yapmayın. Kesin. O dışarıda oldu kesin. Yine baktım ağzıma böyle şey, kulağım şey, burnuma şey, kokular geliyor. Tuhaf. Özgür Yankaya var hakimi. Tehlike. Bilmiyorum. Sıkıntı var. Sıkıntı var, var, var. Ama Ümraniye'de de haksızlık etmemek lazım bak. Orada ben Ümraniye söyledim Sporu da, yok, Ümraniye direndi. Sporu da kutluyorum. Tebrik ediyorum. Recep Uçay kardeşimi kutluyorum. Harika bir takım yapmış. Çok iyi transferler yapmış. Deyim yerindeyse bıçak gibi takım. Aynen. Bıçak gibi takım. Nasıl ucuma çıkıyorlar falan. Onun için ben buradan Ümraniye Spor'u kutluyorum. Fenerbahçe'de geçmiş olsun diyorum. Evet, Fenerbahçe'nin burada en fikir miyiz bilmiyorum ama kesinlikle penaltı, ben de aynı fikirdeyim. Penaltı abi, değil. Yani burada Fenerbahçeli olmak da gerekmez. Yani gerekmez. Abdülkerim Durmaz olmak da gerekmez. Yani burada futbolu seven, futbolun içinde olan, futbolu birazcık bilen bazı kişiler bazı şeyleri net görürler. Abdülkerim abi 3-3 yaşananlar daha birinci hafta. Şu anda sosyal medya yıkılıyor. Yani neler söyleyeceksiniz? Apo abi çok üzgün tabii. Şimdi sosyal medya yıkılıyor. Sinan'ın dedikleri, yani Sinan'ın dediği olaylar yüzünden, hakem yüzünden yıkılıyordur değil mi? Doğru. Evet. Şimdi onu zaten biraz sonra Ahmet Çakar konuşacak. Ben o fikrimi şimdi mi söyleyeyim, daha mı sonra söyleyeyim bilmiyorum. Sen ama benim söyle. Ama benim söylemek istediğim şeyler var. Hani Fenerbahçe ile ilgili çok doluyum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Her yerden başla. Anladın mı? Şimdi hakem işine sonra gelelim. Tamam. En son. Tamam. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir şey oluştu. Özellikle camiada ve taraftarlarda çok oluştu bu. Takımla ilgili bir yorum yaptığın zaman, bir eleştiride bulunduğun zaman diyorlar ki sen hocadan daha iyi mi biliyorsun? Yani bir hocaya getirdik, bütün kulübü, her şeyi hocaya emanet ettik. Tamam. Fakat bu hocalar şey, insanlar değiller. Yani bunlar ilah falan değiller. Futbol adamları hata yapar. Mourinho da hata yapar. Guardiola da hata yapar. Jesus da hata yapar. Jürgen Klopp da yapar. Hepsi yapar. Bundan önce geçen sene Vitor Pereira yapardı, yaptı. Çok yaptı. Şimdi biz Vitor Pereira'yı eleştirirken aynı terane oluyordu. Diyorlardı ki işte Vitor Pereira'dan daha iyi mi biliyorsun? Şimdi onlar teknik direktör, biz değiliz ya.
daha iyi mi biliyorsun? Yok, sen de yaptın. Hayır yok, daha iyi mi biliyorsun? Dolayısıyla bazı şeyleri insanlar sosyal medya baskısından yutuyorsun. Tamam mı kardeşim? Ben Jorge Jesus'tan daha iyi futbolu bilmem. Ama ben Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'yi daha iyi bilirim. Hem de 100 kere daha iyi bilirim. Futbolcuları daha iyi tanırsın. Anladın mı? 100 kere daha iyi bilirim. Çünkü ben senelerdir hani futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe maçlarıyla yatıp kalkıyorum. Doğru. Bir maçı, bugünkü maçı ben mesela 5 kere seyredeceğim. Tabii şimdi eve gideceğim ya. Tekrarını seyredeceğim. Tabii tekrarını seyredeceğim. Ben Fenerbahçe'yle yatıp kalkıyorum. Evet. Ve ben geçen sene bu ligi seyretmişim. Şahane bir final yapmışız. Bunları niye söylüyorum? Demek ki Jesus, Mihazay, Crespo, evet. Bunları bilmiyor demek yani. Ben diyorsun Fenerbahçe'yi seyrettim diyor gelmeden diyor ama. İsmail hemen fotoğraf verin arkadaşlar. İsmail kalsa daha iyi diyor. Ya ben ona girmem. Bana göre öyle. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir oyuncu var. Daha 4 gün önce Slovaçka diye bir Avrupa maçı oynamışsın. Aynen. Sahanın en iyilerinden Mihazay. Hele geçen senenin en iyilerinden. En iyisi. 9 gol atmış. Asist, bir ön libero için. Evet. Sen bugün ön libero'da Willian Araujo'nun yanında. Tekka. Willian Araujo'nun yanında ikinci ön libero orta sahanın göbeğinde Lincoln Henrique diye fiziksel açıdan çok düşük. Tamamen topla ilişkisi iyi ama defansif anlamda sıfır bir oyuncu. Yani evinden fare çıksa fareyi yakalayamaz. Birini giksin. Evine hırsız girse kaçsa yakalayamaz. Neyse yakalayamaz. Şimdi böyle orta sahayı tamamen bırakmışsın. Defansif tarafı tamam yok. Tamam mı? Emre Mor güzel, Lincoln Henrique güzel, Rossi güzel, Valencia güzel. Ortada bir tane zavallı Willian Araujo kalmış tamam mı? Kevgir gibi bir orta saha. O Willian Araujo'nun yanına ya İsmail Yüksek'le başlayacaksın ya da Mihazaj'la. Benim doğru. Tercihim her zaman Mihazaj. Bence de. Oyuna Crespo'su falan girmiyor. Doğru, garip abi. Garip şeyler oluyor. Sonra diyorlar ki hocadan daha iyi mi bileceksin? Hocadan futbolu daha iyi bilmiyoruz. Ama Fenerbahçe'nin geçen senesini dolu dolu yaşadık 38 hafta. Hangi oyuncuların ne olduğunu biliyoruz ve ben en az 10 tweet attım. Radyo programım var orada söylüyorum. YouTube programım var orada söylüyorum. Diyorum ki bu takımdan sakın ola ki Mihazaj'ı kesmeyin. Ben kesmeyin dedikçe Mihazaj'a Torino'dan oradan buradan 6 milyon var. 7 verseler satacaklar bir de. Bir de adamı satacaklar yani. Dolayısıyla böyle bir durum var. İşte bunlar ligin ilk maçıdır. Es geçilir, mes geçilir. Gider gider bilmiyorum. Şunu söylüyorum. Fenerbahçe bugün hakem olayını zaten konuşacağız. Ha ben peşin söyleyeyim. Ben penaltının dışarıda olduğunu zaten Sinan'la odada seyrediyorduk. Evet. Bu dedim dışarıda kardeşim. Dışarıda. Ya, ya. Öbürünü de ben söyleyeyim, çekileyim. İlk gol, Fenerbahçe'nin yediği ilk gol, offside şeyi var, var diyorlar. Ama ben offside, bak Fenerliyim, offside olmadığını düşünüyorum. Ahmet Hoca anlatır. Bravo. Bak şunun için söylüyorum. Objektif. Adam kafaya çıkmış, smaç inmiş. Altay Bayındır zaten çaresi yok, gol olmuş, golü seyrediyor. Evet, o oyuncunun, kalecinin görüş açısını... golün olmasını falan filan engelleyecek veya Altay Bayındır'ı huzursuz çekecek bir durumu yok. Yok. Adam smaçta golü tertemiz atmış. Helal olsun abi. Ben aynı kanaatteyim ama ben söylemeye ben yapardım. Dolayısıyla o pozisyonda bravo. Yani ben hakem gol verdiğinde kızmadım. Ama penaltı sen orada rezalet. Nasıl penal yani ya kardeşim orada var hakemi yok mu ya? Ama onu ben ya biz yanlış mı miyim? Görüyoruz kardeşim? İlk hamle yaptığında 18 yaşında. Ve adam bravo. İçeri düşüyor. Abi bak futbol psikolojisini en iyi sen ve Sinan abi bilir. Hocam da bilir. Yani olmaz kardeşim ya. Bilmeyiz. Bu psikolojide hem hakem hem futbol psikolojisi. Ben şimdi penaltı verdi. VAR'a gidince yani kolay konuşunca tamam iptal eder. Değil mi? Oh böyle yine verdi. Evet. Hani bu Eyyam anlayışına da uymuyor. Hani Eyyam'sa 2-2 zaten. Verme geç. Ama Fenerbahçe 3-2 maçı kazanacak. Uzatmada attığı golle maçı kazanacak. Kazanmasın diye mi? Yani amaç ne burada? Arkadaşlar tweet atıyor musunuz Deli Futbol'dan? Bir sürü manşetler var. Niye vermiyor? Bir sürü manşet verildi. Sinan abi söyledi. Velev ki yanlış bir karar verdi. Ahmet Hoca söyledi. Vardı bakan. Görmüyor mu önünde 10 tane kamera var? Hareket içeride mi dışarıda mı görmüyor mu yani? Bariz dışarıda bariz. Görmüyoruz ben şu anda. İlk önce ben söylüyorum futbol açısından, teknik açısından. Bir de şu var, artık şu geyikten de sıkıldım. Evet. Bakın bu hep bunlar Fenerbahçe camiasını uyutan laflardır. Fenerbahçe bir santrafor alırsa 60 şampiyon olur. Öyle bir şey olmaz. Bravo. Öyle bir şey olmaz. Bak söylüyorum, al bunu başlık yazın.
Fenerbahçe bir santrofor alırsa böyle istediği gibi milletin uçar anlayışı saçmalık. Kesin şampiyon olur. Anlayışı tamamen safsatadır. Bravo. Fenerbahçe'nin en az daha 5 tane oyuncuya ihtiyacı var. Yazın. Fenerbahçe'nin bugün nasıl sığdırıyorsanız sığdırın arkadaşlar. Fenerbahçe'nin bugün ne beki? İşte gerçek Fenerbahçeli bu. Fenerbahçe'nin bugün ne beki bek? Ey amcili. Baktım. Luan Perez diye bir sol bek oynadı. Abdülkerim abi 10 saniye. Rasimci bir müsaade rica edebilir miyim? Abdülkerim abinin sözünü anlamıyorum. Bak rica ediyorum. Ben ne yaptım ya? Ben destek oldum ya. Onaylıyorsun ya. Zaten söylüyor zaten bak. Allah benim belamı versin. Allah korusun. Niye Allah belanı versin? Allah belanı vermesin. Abi destek oldum. Allah belanı falan vermesin. Allah korusun ama adam anlatıyor yani. Abi bak söylüyorum bir daha. Zaten anlatıyor hayatım. Zaten anlatıyor. Buyur Abdülkerim abi. Bu safsatadan koy. Fenerbahçe harika bir santrafor da alsa. Bugün sahada gördüklerimi ben. Sol bek oynatıyorsun değil mi? Maçın katillerinden biri Luan Perez. Maçın katilleri de. Tabii ki yani. Doğru diyor. Yani kademeye 5 dedi arkadaşlar. 5 3 değil. 5 futbolcu dedi. Kademeye giremiyor. Bir de sol bek de oynuyormuş. Asıl sol stoper falan filan. Doğru. Hele bir tane Gustavo Henrique diye bir stoper almışlar. 1.98. Yahu kardeşim yemin ediyorum PTT 1. Lig'de var çok. 10 tane öyle stoper var. Al işte Gulumaş diye adamların kafa golünü atan stoperi 5 yıldır bu ülkede Balıkesir Spor, arkadan Ümraniye, bu şeyde oynuyor. TFF 1'de oynuyor bu Gulübaç. Bu Henrique'den 200 bin euro ne eksiği var? 200 bin euro alıyordu. Bak bunlar yıllık bak. 200 bin euro. Sen orada Henrique'yle, Solbek'te şimdi Solbek Alioski aldılar. Oynatacaklar göreceğiz. Tamam iyidir mi iyidir bilmem. Ama bugünkü takıma, bugünkü sahadaki 11'e şahane bir santrafor da koysan... Ne olacak adam? 3 gol atsın, hat-trick yapsın bugünkü santrafor. Diyelim aldın bir hat-trick. Ama 3-3 bitiyor. Abi ne yiyorsun kardeşim? Abi ne yiyorsun? Böyle orta saha mı olur? Böyle defans mı olur? Ya bu bir kere var ya, bu işlerden artık nefret geldi ya. Böyle bir klasik uyduruma laflar. Ama Ali Koç doğrafları yiyor abi. Alırsa... Abdülkerim abi. Apo abi ama ya Ali Koç doğrafları yiyor Abdülkerim ayıp, abi. Ayıp. Fener... Ali Koç'un doğrafları yememesi lazım. Ne oldu ben? Osayi sakat mıydı bugün? Ne oldu? Soramadım da ya. Ya Ahmet Hoca'ya soruyorum. Bak bir dakika bir saniye. Var mı ya ben? Ya söylüyorum Abdülkerim abi. Lütfen bakar mısın şimdi bak. Fenerbahçe'nin yedeklerini okuyabilir miyim? Bir dakika bak. En kritik bir şey sorabilir miyim sana? Şimdi kalkacak ve öpecek. Diyeceğim ki Abdülkerim abi. Arda Güler'e bugün 10 numaralı formayı veriyorsun. Çocuk yedek kulübesinde. 10 numara yedek kulübesinde oturur mu ya? Ya otursa da oyuna girmez mi? 10 numara yedek kulübesinde oturur mu? Oyuna girmez Sinan mi? Sinan abi cumartesinden beri diyor ki oynatın şu çocuğu. Oyuna girmez mi ya? Ya girmez. 10 numara yedek kulübesinde oturur mu ya? Çok net bir şey söyleyeceğim Jesus size. Yazar mısınız? Abi. Yazın. Sevgili Jorge Jesus. Bak Jorge Jesus sana bir şey söylüyorum. Eğer Arda Güler, o frikik atan çocuk ne o? Lincoln Henrique. Lincoln'den aşağı bir oyuncuysa ben bu futbolu falan... O sayı var Sinan abi almamış oyuna. Bak bir şey yedeklerde. Anlatıyorum. Bak vallahi bir şey anlatıyorum. Arda Güler aynen. Bugün son 15 dakika 20 dakika oyuna girsen oyunun belki de kaderini değiştirir ama net söylüyorum hem ondan daha hızlı hem ondan daha zeki hem daha iyi sol ayağı var. Ya Sinan bak, evet. Aynen söyledim. Bir de Arda Güler'e ve bugün moralli değil mi Sinan ben, abi? Moralli. Bakın diyorum. Alex tweet atıyor. Bak sevgili Ali Koç. Sevgili ya. Başkan. Bu bir kulüp stratejisidir. Elinde malın varsa bu malını değerlendireceksen bir takım antrenörlerine de baskıları yapacaksın. Bu senin kıymetlin. Bu senin değerli hoca, oyuncun. Bu oyuncuyu sen oynattıracaksın. Oynat kardeşim diyeceksin. Bunu oynatacaksın. Yani oyuna soktuğun adamlara bakıyorsun. Burumalar. Arda'yı sokmuşsun ve takımın en iyi oyuncusunu, en iyi oynanı, oyunu hızlandıran, çabuk oynayan... O varken de biliyorsun arka arka 3-4 tane pozisyon oldu. Evet. O ara maçı bitiriyor. Emre Bor'u çıkarıyorsun ya sen. Aynen. Yorulmuş olabilir 2-1 öndeydi. Abi ne olursa olsun ya. Bir şey ama hocam. Buruma girmez yani. Hocam şunu da söyle. Bir tane şunu söyleyeyim. Bak Ertel. Efendim. Fenerbahçe'nin sezon açıldığından beri geçen sene de dahil en formda oyuncusu ki Samuel Osayi. Aynen öyle. Osayi Samuel. Zayt. İkisi geçen sene de. Şimdi Osayi Samuel lig açılıyor. Ligin ilk maçı içeride oynuyorsun değil mi? Açılış evet. Maçı. Jesus Hoca bize şunu demiyor mu haftalardır? Biz Şampiyonlar Ligi'ye Dinamo Kiev'e elendikten sonra bizim ana hedefimiz lig. Her hafta demeci var değil mi? Bizim ana hedefimiz Türkiye şampiyonluğu. Evet, evet. Avrupa'dan daha önemli. Evet. Bugün de söyledi ya maç peki, öncesinde. Tamam da maç öncesi bugün de söylüyorsun. Bunu söyleyen hoca lige o sayısız başlar mı ya? Takımının en formda en iyi oyuncusuyla başlar mı? Onu oynatmamakla Ferdi'yi hiç oynamadığın sağ beke atıyorsun. Stoper oynayan Luan Perez'i sol bek yapıyorsun.
Anladın mı? Evet. Garip garip şeyler yapıyorsun. Abdülkerim abi bugün ana hedefimizin maç öncesinde. Evet. Bugün ana hedefimizin yani ligin ilk maçına çıkıyoruz. Bak ana hedefimizin yani bizim için ya UEFA falan önemli işte. Değil diyor. Ligin ilk maçına çıkıyoruz. Anladım. Fenerbahçe'nin tekrardan şampiyonluklara dönmesi bizim hedefimiz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Sezon boyunca taraftarlarımızın iyi günde de kötü günde de yanımızda olmasını istiyoruz. Ben sen Lotosen yapacaksan Slovaçka maçında yapacaksın. Ya da UEFA gruplara kalırsa orada rotasyon yapacaksın. Lige en sağlam kimisi kadronla başlayacaksın. Sen niye bu maçı Osayi'yle başlamıyorsun? Niye sağ bek Osayi, sol bek Ferdi. Haftalardır böyle oynuyorsun. Sevgili seyirciler, Abdülkerim abi burada şunu gösterdi. Yesus. Birazdan Fenerbahçe Yesus. Diyor ki ben önce diyor bir kapımın önünü temizleyeyim. Sonrasında hakeme geleceğim diyor. Ama zaten önce kendi eksiklerimizi söyleyelim dedi. Ya penaltı zaten. Küçük bir. Bak Ertem şimdi bir yazarlar. Zaten penaltıyla Fenerbahçe'nin galibiyeti çalındı. Abdülkerim abi. Maç 2-2 devam edecekti. Son dakika Berisha'nın golüyle Fener maçı 3-2 kazanacak. Abdülkerim abi tamamen editorial katledildik. Saatli girelim hemen tekrar hakem sana gireceğim ama. Söz. Editorial girsen. Evet.